Koşu takımından Monster Takemi'nde start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkışın ardından Binnesti ile 4 numaralı Valderrama öne düştü ve koşuya tempo vermeye başladı. İkincilikte Duty Free var. Hemen dışına çıktı. 3 numaralı Radical Excellence. 1200 geçirdik. Enki boy kadar geride grubun son sırasında Argunan şeklinde 1000'e doğru ilerliyoruz. Valderrama kaçıyor. Fark 1 boy kadar. 3 numaralı Radical Excellence. Rakibinin aradaki farkı açmaması için takibini sürdürüyor. 2 numaralı Duty Free bariyer dibinde az farklı 3.lükte. Hemen sağında 4.lükte 1 numaralı Argunan var. 800'e doğru gidilirken 1-1.5 boyluk liderliğini 4 numaralı Valderrama koruyor. 3 numaralı Radical Excellence buralarda farkı şimdi yarım boya kadar indirdi. Bariyer dibinde 3.lükte Duty Free var. Onun da 2 boya kadar gerisine grubun son sırasında Argunan şeklinde viraj dönmek üzere. 4 numaralı Valderrama rakibinden kurtulmaya çalışıyor ancak o da takibini sürdürüyor. Son 600 geçirken fark yine 1-1.5 boy kadar. Son düzeye çıkılırken Valderrama liderliğini koruyor. Dışında Radical Excellence var. İç kulvardan Duty Free geriden 1 numaralı Argunan'ın da çabaları öndeki mücadeleye katılmak adına. Son 400 geçirirken farkı koruyan Valderrama ancak Radical Excellence da şimdi son 300 geçirirken içindeki rakibi olan fark eritme çabasında son 200 yakın aralarda geçirdi. İçeride Valderrama var. Şimdi Radical Excellence farkı eritti. Geldi bir boyun farkıyla. İçindeki rakibine hakim olduğu son 50 geçirken farkı netleştirdi. Fark şimdi yarım arkada içeride. Duty Free koptu geliyor. Son netliler Duty Free. İnanılmaz. İnanılmazdı değerli yarışseverler. İnanılmaz bir sprint. 2 numaralı Duty Free. Sonlarda geldi. Rakibi 3 numaralı Radical Excellence'ı yakaladı. Geçti mi? Bununla ilgili görüntüyü birazdan foto finish resminde göreceğiz. İnanılmaz bir final oldu. 2 numaralı Duty Free mi? Yoksa yarış bitti derken 3 numaralı Radical Excellence bu koşuyu kazandı. Bununla ilgili karar barış hakemlerine kaldı.